yeni adımlar atabiliyorsan hayatta yeni kapılar önünde açılıyor. Hayat diyor ki cesaretli misin? Gel kapıyı açayım. Birisiyle ben bir ilişki yaşadım. Evet, artık bir şey hissetmiyorum. Olabilir. Ama şimdi ona da ayıp olacak. Ne ayıbı ya? Nasıl ayrılacağım? Bizde hep şu var. Evlenilecekse sonsuza kadar sürer. Boşan olmaz, evet. Bir ilişki varsa sonsuza kadar. Ne sonsuzluk bu kuş arkadaş? Herkes onun peşinde. Hayatımıza aldığımız her insan bize kendi dramını, kendi travmalarını transfer eder. Cinsellik asla bedensel bir konu değil. Cinsellik ruhsal bir konu. Bir gün insanlık bunu anlayacak. Geyit.com.tr'den herkese merhabalar. Adil Yıldırım'la yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Soracağım sorular eksik kalmıştı. O yüzden yeniden geldim. Olur. Bugün aslında daha önce çok konuşmadığımız bir konuyu konuşmak istiyorum. Peki. Şimdi birçoğumuzda demeyeyim, aslında bazılarımızda olan bir durum bu. İlişkiyi yürütme sebeplerinden bir tanesi. Onun gibisini bulamam. Hı. Yani biri giriyor hayatına. Evet. Aslında çok bir aşkı yok, sevgisi yok ama evet. Ya bu iyidir hani nitelikleri, vasıfları. Ben bu ilişkiyi yürütürüm. Buldum iyi bir işte. Eş olur. İyi hani. Bir eş olur. Buldum. Buldum. Ben bununla evleneyim. Mutlu da olurum herhalde gibi bir ilişkiye başlayıp bazen evlilikle sonuçlandırıyoruz kimlerimiz. Evet. Doğru evet, mu bu? Abi. Ne demek bu? Ben buna nasıl bir isim veriyorum biliyor musun? Bu memur zihniyetli bir ilişki. Memur zihniyetli. Açıklayayım bunu. Toplumda şöyle bir tabir var. Memur zihniyetli olmak. Yani bir işe girmek, garanti maaşını almak, emekliliğini kazanmak, hayatını bu şekilde götürmek. Bu bir zihniyet. Böyle bir zihniyet var. Bunu yargılamıyorum yani. İlişkilerde de bu kafada insanlar var. Birini buldum. Evet, çok aşık değilim. Evet, hani yaptığım işi çok sevmiyorum der gibi değil aynen. mi? Öyle derler ya, ben memurum, emekli olacağım ama çok da bu işi sevmiyorum der diyor birçoğu. Işte bir gidiyor şekilde. İşte hayat gidiyor canım aynen. Ne var? Şimdi bu macera sevmeyen insanların olayı. Hayatta yeni adımlar atmayı sevmeyen, kendini hiçbir zaman riske atmayı sevmeyen ve garantici bir olay, ilişkilerde de bu böyle. Garantici. Bu ne demek? Birisi var. Bu dönemde zaten kirli bir dönem. İnsanlar düzgün birini düzgün de bulamıyor. İnsanla. Şimdi ilişkiler de çok kirlendi. Evlilikler de kirlendi. Demek ki ben birini bulmakta sıkıntı yaşarım. Bunu da buldum. Ona karşı aslında hocam bir tutkum, bir heyecanım da yok yani. Ama işte elimde biri var. Niye bırakayım ki şimdi, ben başkasını bulamam. İşin en komik tarafı, bunu söyleyen bazen 23 yaşında oluyor. 24 yaşında oluyor. Çok genç değil mi? Evet. Ve ben ağzım açık bir şekilde dinliyorum. Şaşırıyorum. Çünkü bu zihniyeti anlamakta ben güçlük çekiyorum. Nedenini söyleyeyim mi? Mesela hayat çok garip bir şey. Yeni adım atanlar için hep yeni kapı açıyor. Bunu insanlar özellikle not alsın lütfen. Yeni adımlar atabiliyorsan hayatta yeni kapılar önünde açılıyor. Şimdi bu bir metafor. Bunu algılamak lazım. Bu sistemi anlamak lazım. Demek ki 23-24 yaşındaki bir çocuk aslında çok da mutlu olmadığı bir ilişkide böyle. Ama işte ne yapayım, sevmiyorum da. Bak ne kadar acı. Diğer insan için de çok acı. Çok acı. Çünkü ona da seviyormuş gibi davranıyor. Devam ediyor ilişkiye. Ama aslında gözüm de dışarıda. Keşke bir mutluluk bulsam, bir heyecan, bir aşkı bulsam. Yahu sen hayat önünde koca bir okyanus gibi akıyor böyle. Sen bir atlasana oraya. Sana ne getirecek sen bilemezsin. Ben buna ne diyorum biliyor musun? Bu inançsızlık. İnançsızlık bence budur. Kendine inançsızlık ve en önemlisi de yaradana inançsızlık bu bence. Yani senin önünde yeni kapılar açılabilecekken sen bunu reddediyorsun. Ve mutsuz olduğun bir ilişki ne demektir? Hayattaki çok büyük bir acıdır. Kesinlikle. Hiçbir mutluluk yok. Ya o insan doğru bir insan olabilir. Senin arkadaşın olur. İlla senin eşin olacak diye bir şey değil. Sen onunla arkadaşlık ilişkine devam edersin. Bizde neye şöyle bir şey var? Hep kendime soruyorum bunu. Birisiyle ben bir ilişki yaşadım. Evet, artık bir şey hissetmiyorum. Olabilir. Ama şimdi ona da ayıp olacak. Ne ayıbı ya? Nasıl ayrılacağım mesela? Nasıl ayrılacağım? Bak söyleyemem. Bunu yaşayanlar var şimdi. Evet, onlara evet. Biz ilaç olalım, şifa evet. Olalım. Ya ben nasıl yapacağım? Bir şey de hissetmiyorum. Ayıp olur. Asıl ayıp senin göz göre göre bu ilişkiye devam etmen. O insanı karşına alıp illa ona bir laf etmene gerek yok. Ben bir şey hissetmiyorum. Kendim garip bir süreçten geçiyorum da diyebilirsin. Bir şey söylersin yani. Ama o insanı peki sevilmediği bir ilişkide niye oyalıyorsun? Neden? Bizde hep şu var. Evlenilecekse sonsuza kadar sürer. Boşanma olmaz, evet. Bir ilişki varsa sonsuza kadar. Ne sonsuzluk bu kuş arkadaş? Herkes onun peşinde. Aynen öyle. Maalesef ki. Ya bunu bir dile getirelim çünkü anlamıyorum ben bunu.
Bir şey varsa sonsuza kadar, ya bir insan senin hayatında 10 yıllık bir görevi de olabilir o insanın misyonu. Ha, ömür boyu dostluk da olabilir, ömür boyu eşin de olabilir. Ne güzel, ne şanslısın. Ama bunun bir anayasa maddesi yok. Sen kendini niye şartlıyorsun? Biraz esnek ol. Bu şuna benzer yani. Sen hayatında bir araba alırsın. Dersin ki ben bunu 10 sene kullanırım. Hayat öyle gelişmez. 2 sene sonra parayı bulur, başka araba alırsın. Şimdi sen araba konusunda esnek oluyorsun da özel hayatında niye olamıyorsun? Niye kendini şartlıyorsun yani? Tamam, ilişkiler sonsuza kadar sürsün. Burada bir sıkıntımız yok. Ama kendimizi buna şartlamamız doğru mu? Ben bundan bahsediyorum. Yoksa zaten ilişkileri kurtarmaya çalışıyorum ben her zaman. İşim bu, evlilikleri de. Ama başka bir bakış açısı, hayatta bir başka pencere hep vardır. Bir şeyde saygı bittiyse ya da heyecan bittiyse, artık bir şeyler hissetmiyorsan, sen o insanla 6 sene de geçirmiş olsan, dersin ki bir hayat var beni bekleyen, bir hayat var. Bunu diyemiyorsan zaten o hayat çöpe gidecek. Onda da şu oluyor Adil, aslında işte 6 yıl geçirdim mesela, ya 6 yıl geçirdim ya, 6 yılıma yazık yani şimdi nasıl sil baştan tekrar başlayayım? Ben bunu da çok seviyorum. Bak, konu müthiş bir yere aktı. Evet. Bunu da bir yere benzetiyorum ben. Bir filme giriyorsun sinemaya. Film uzun bir film. 2,5 saat. Filme giriyorsun. Diyorsun ki 30 dakika izledim, 40 dakika izledim. Film çok kötü. Hiç beklediğim gibi değil ama ne yapalım, 40 dakika izledim, tamamını sonuna izleyeyim. Kadar izleyeyim. Vallahi ben var ya, bir dakika daha durmam. Ben çıkarım. Çıkar mısın? Ben çıkarım. Hemen çıkarım. Yani bir 10 dakikada çıkmam ama bir filme 40 dakika veririm. Bana bir şey vermiyorsa ben çıkarım. Çünkü orada filmin kalitesi bellidir. Anlatımı bellidir. Hikayesi bellidir yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Çünkü o geri kalan 2 saatim kıymetli ya. Neden bir daha o, daha o 2 saat bir daha geri gelmeyecek ki. Hayat zaten hızlı akıyor. Bir anda 40 olduk işte. Yani şimdi bunu geri getiremiyorsun. Bak, enerjiyi, zamanı geri getiremiyorsun. O her dakikayı güzel dolduralım. Şundan bahsetmiyorum. Bir insanla sıkıntım oldu, hemen ayrılayım şimdi, böyle anlayacaklar. Alakası yok. Tabii ki sıkıntıları çözelim. Sıkıntılar olacak. Evlilikte, ilişkide olacak. Ama senin uzun zamandır artık bir yüreğin çarpmıyorsa, bir şey hissetmiyorsan, kendini böyle zorluyorsan ya da ayrılamam ayıp olur diyorsan, sen aslında kime ayıp ediyorsun? Karşı tarafa. Kendine de ayıp ediyorsun. Hayatını duman ediyorsun yani. Zamanın akıp gidiyor. Bir de burada biraz erkek mantığı, kadın mantığı devreye giriyor olabilir mi? Çünkü erkekler bu konuda belki daha net kararlar alabiliyorlar ama kadınlar biraz daha duygusal düşünüyor. İşte ince eleyip sık dokuyor, orada bin tane şey geçiyor kafasından. Biz belki daha zor vazgeçiyoruz. Onunla da alakası var sanki. Kadınlar duygusal. Duygusal. Fakat bir şey soracağım. Bugün kadınlar para kazanıyor. Gayet güçlüler. Toplumda erkeğin rolünü her yerde alıyorlar. Evet. Gayet de başarılı. İlişkileri de yönetiyorlar. Bu evin patronu benim diyen çok kadın var. Bunu mu başaramayacaklar yani? Bir tek bu mu kaldı yani? Kesip atmayı başaramıyorum hocam. Canım, her şeyi başarıyorsunuz. Bunu da yaparsınız yani. Dediğin gibi aslında kendine inanmaktan geçiyor burada da yani her şey. Evet. Daha önceki videomuzda da konuşmuştuk. Aslında şimdi şu anki bir nesil var ki o nesil çok daha kendinden emin, ne istediğini bilen, asi, net kararlar alabilen bir nesil. Şimdi onlarda da benim yeni yeni duyduğum bazı terimler var. Love bombing mesela. Evet, love bombing var, evet. Sevgi bombardımanı. Evet. Nedir bu sevgi bombardımanı? Sosyal medya ile birlikte ortaya çıkan dehşet bir tuzak. Yani bana komik gelen bir tuzak. Ama bu tuzağa çok kişi düşüyor. Yani müthiş bir sevgi karşı taraf söylüyor. Daha kendini tanıtmadan. Hiç kimse yok ortada. Bir ekran var, bir profil resmi var. Kim bu? Belli değil. O kişi mi? Belli değil. Seni seviyorum, vallahi evlenmek için yazıyorum, daha ilk görüşte aşık oldum. Nasıl yani? Ve karşı taraf da buna inanıyor mesela. Abini sevdiğini söylüyor falan. Love bombing bir insan size yapamaz. Sizde sevgi açlığı vardır, siz ona inanmak istersiniz. Bir başkası da mesela okuyup gülüp geçiyor, engelliyor. Ay diyor, bu beni herhalde saf, naif zannediyor falan deyip bunu ciddiye almayan da var. Ama ciddiye alanlar da var. Güzel cümleler herkesi etkiler, evet. Tarih boyunca insanlık tarihinde büyük imparatorlar, büyük liderlerin yanında hep güzel cümleler söyleyen kişiler olmuştur. Değil mi? Evet. Genelde bunlar nizamdır, vezirdir. Onlar güzel ağzı bal döken insanlardan vezirler olur. Değil mi? Demek ki bütün insanın doğasında hep güzel cümleler var. Ama şimdi sosyal medyada hiç tanımadığın bir insanın sana güzel bir şey söylemesi de saçma, değil mi? Evet. Tanımıyorsun yani. Şimdi diyor ki böyle öyle, böyle böyle falan filan. Tamam, teşekkürler, hadi deyip geçersin normalde. Çünkü ne amaçta, ne niyette olduğu belli değil. Kimdir belli değil.
Değil mi? Evet. Şimdi bunun tam bir madalyonun diğer tarafını da söyleyeyim mi? Ünlüler, bazı ünlüler şu konuda sıkıntı yaşıyor. Çünkü çalıştığımız insanlar da var. Ya bana yapılan yorumlardan çok etkileniyorum. Gece uyuyamıyorum, depresyona giriyorum. Evet. Ya canımın içi papatya. Sen hiç tanımadığın insanlardan niye etkileniyorsun? Neden yorumlardan etkileniyorsun? Ya sende bir eksiklik var demek ki, bir yere dokunuyor o. Seni bir tamamlayalım önce, seni bir çalışalım. Çünkü sen normal şartlar altında senin hayatını bilmeyen, hayatında ne yaşadığını, emeklerini bilmeyen bir insanı hiç umursamaman lazım. Sana ne? Yapsın, herkes konuşur. Aynen öyle. Yapsın yani. Sen orada dönüp bakmayacaksın bile. Sen hayatına bakıp işine bakacaksın. Demek ki sende bir yere dokunuyor. O kendinle ilgili çalış deriz biz. Yani sosyal medyada ne güzel yorumlar, ne de olumsuz, hatta senin canını sıkacak yorumların bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Hepsi yüzeysel. İşte birisi mesela birine kızıyor, gelip sana yazıyor. Gitmiş orada kocasına kızmış, karısına kızmış, sana yazıyor. O an sana senden alıyor dökülüyor şeyini. Dökülüyor yani. Aynen. Bir yere döküyor. Sen evet. Bunu sahiplenince gerçekten o enerjiyi alıyorsun, ama bak tehlikeli. Sahiplenmezsen o enerji sana dokunmaz. Yani evet. Sen onun umurunda hiçbir şekilde umursamayacaksın onu. Peki bu sosyal medya ilişkileri nasıl etkiliyor sence? Yani artık günümüzde o kadar hayatımızın büyük bir bölümü haline geldi ki hepimizin elinde işte telefonlar, sosyal medya, bağımlılık. Hesaplarımız. Gerçekten bağımlı olduk. Bağımlılık. Peki bu ilişkilerimize nasıl yansıyor sence? Sosyal medyanın özellikle evlilik kavramını çok sarstığını düşünüyorum ben. Sosyal medyanın insanlarda bir sahte, bir yüzeysel bir alternatifim var fikri yarattığını düşünüyorum. Çok alternatifim var, çok kadın var, çok erkek var, bulurum. Bak o da bana güzel cümleler yazmıştı zaten. DM kutum dolu. Bakayım zaten ben şimdi boşansam bile hemen bulurum. Ya bunlar yanılgı. Sosyal medyadan gösterilen ilgi, güzel yorumlar ya da sana işte görüşme teklifleri anlamsız. Neden? Çünkü aynı anda o kişi kaç kişiyle görüşüyor acaba? Sen de onlardan birisin. Oysa hayatındaki kişinin başrolündesin. Onu kaybetme. Sen orada bir alternatifsin sosyal medyada. Ama bir ilişkin var. Ona sahip çık, onu korumaya çalış. Yani eğer kurtarılabilecekse mücadeleni et. Ha, duygularını kaybettin. Artık ilişkinle ilgili bir gelecek planın yok. Sana bir şey vermiyor. Ya da aranızda kötü kavgalar oldu. Tamam, bu ayrı bir konu. Ama yine de ben şunu söylerim. Orada sosyal medyaya yönelme. Çünkü üst üste orada sıkıntılar yaşayabilirsin. Mesela şimdi diyor ki sosyal medyada bir çocukla tanıştım. Ertesi hafta başka bir çocukla tanıştım. Ertesi hafta başka biri ya da uygulamalar falan. Ama hiçbiri mutlu ilişki getirmiyor. Bu acelecilik nedir? Bir de sürekli bir şeyleri denemek nedir? Her dakika birisi olsun. Bu olmadı, bu olsun. Bunu deneyim. Bir bekle dur. Nerede hata yapıyorum? Bir bak, bir frene bas. Bir dur. De ki bir yerde hata yapıyorum. Üst üste sürekli birileriyle tanışmak güzel değil. Değil. Çünkü bir sürü farklı insanla tanışıyorsun. Artı senin tanıştığın her insanın kendi hayatından getirdiği travmalar var, korkular var, endişeler var, bin tane eski korkuları var ya da kötü bir niyeti var. Sen onları da transfer ediyorsun kendine. Hayatımıza aldığımız her insan bize kendi dramını, kendi travmalarını transfer eder. Peki biz bu enerjiye hazır mıyız? Kesinlikle. Ya şimdi sen onu nasıl idare edeceksin o enerji? Gelip seni böyle rüzgar gibi duvara vurur yani. Bazen olur mesela, birisi bir ilişki yaşar, der ki bana hiçbir kötülük yapmadı ama kendimi kötü hissediyorum. Çünkü onun enerjisini aldın sen, onun travmasını aldın. Sana onları o transfer etti, sen farkında değilsin. Cinsellik de böyle bir şey. Cinsellik asla bedensel bir konu değil. Cinsellik ruhsal bir konu. Bir gün insanlık bunu anlayacak. Cinsellik ruhsal bir transfer. Bedensel bir haz hiç önemli değil. Ruhsal olarak sana hitap etmeyen bir insanla sen cinselliği götüremezsin ve mutlu olamazsın. Hoşlanma, fiziksel beğeni burada... Hiçbir etkisi yok uzun yani. Uzun sürmez. Kısa süreli bir etkileşim. Evet. Dolayısıyla evlilikte de gene aslında hiçbir evliliğe bağlayacağım. Hiçbir lezzet alamadığın bir yemekten doymak gibi. Mideni doldurursun. O an evet. Ama yemek öyle gibi. Bir şey değil ki. Benim öyle arkadaşlarım var. Adamların midesi çöplük. Adam yediği hiçbir şeyden keyif almaya çalışmıyor. Adam diyor ki doymaya çalışıyoruz abi diyor. Bu başka bir hayat tarzı bak. Bu başka bir şey. Ama bir de yediğin yemekten bir keyif almak var. O anı, o ruhsal ve bedensel birleşmeyi yaşamak var. Çünkü yemek yemek de sadece bedensel değil. Ruhsal bir doyum da vardır orada. Yemek yediğin mekan, oradaki zevk, oradaki kutür, oradaki üst düzey sana yaklaşım. Bunlar da senin ruhunu doyurursa doymuş bir şekilde kalkarsın. Yoksa sadece mideni doldurursun ya. Arada fark var. Peki hazır tam bunu söylemişken biz o farkı erkeklerde nasıl anlayacağız? Bir kadın olarak yani o insanın doğru insan olup olmadığını...
karşı cinsine hangi amaçla yaklaşıp yaklaşmadığını bir kadın nasıl anlayabilir? Besteciğim, bu konu o kadar net ki YouTube'da o kadar bahsettim, burada ifade edeyim, kitaplarımda bahsettim. Bir insanı özellikle size cinsel anlamda yaklaşıyorsa tanışma aşamasından itibaren maksimum diyorum bu süreci uzatın. Hiç bu konuyu gündeme getirmeyin yani. Niyetini hemen anlarsınız. Bu konu açılmasın, bu konu konuşulmasın, şakası bile yapılmasın. Deyin ki ben seni tanımak istiyorum, sen beni tanımak istiyorsun. Biz nasıl tanışabiliriz? Sinemaya gideriz. Dışarıda yemek yeriz, çay kahve içeriz, gezeriz. Değil mi? Bir süre sonra buluşmak istemiyorsa karşı taraf. Yani şimdi senden bir ruhsal bir şey alıyor mu bu insan? Senden bir keyif alıyor mu? Seninle konuşmaktan keyif alıyor mu? E şimdi insanlar şunu yapıyor. Yani gördüğüm yanlışı söylüyorum. Yoksa isteyen istediğini yaşasın. Hani ben zaten hiç bu konulara takılmam. 5 gündür tanışıyoruz, cinsellik yaşadık. E tamam sen bilirsin, yaşa. E ama ortadan kayboldu, ben nerede yanlışlık yaptım? Yaptığın yanlışı kendin söylüyorsun zaten. Sen hemen bir şeyler yaşıyorsun. O adamın da belli ki amacı zaten cinsellik. Kaçtı gitti. Sürekli birileriyle birlikte olan birisi. Ama burada en büyük dram o adamın dramıdır. Çünkü o adam başına gelecekleri bilmeyen birisi. Sürekli tanımadığı insanlarla bir şeyler yaşıyor ya. Ruhundaki o çöküntünün farkında değil. Bak ne dedik? Birlikte olduğunuz her insan size bir travmasını, size bir sıkıntısını transfer eder. Sonra kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. Neden? Çünkü sen sürekli bir yük alıyorsun. Bu bir hamallık. Sürekli insanların yükünü alıyorsun üstüne. Diyorsun ki ben kötü hissediyorum. Çünkü sen hiçbir şekilde seçici olmadan her tanıştığın insanla bir şeyler paylaşıyorsun. Seçici ol. Hayatında birazcık hayatını aldığın insanları seç. Burada hata yapan erkeklere diyorum ki dostum iyi şanslar. Çünkü bunun travması çok büyük. Bir sürü farklı kadından bir sürü yük alıyorsunuz. Bu yükü taşıyamazsınız. Çok zor bir şey. Gaslighting diye bir terim duyuyorum son zamanlarda yine uzak olduğum bir terim. Bunu Türkçesini nasıl çevirmişler? Yani bu da aslında manipüle etmek galiba bir nevi karşındakine. Türkçesini geçen de ben araştırdım gaslighting'in. Tam bulamadım onu ya. Evet. Yani tam Türkçesi, bunun Türkçe karşılığını bulmak lazım mesela. Çünkü çok muğlak tanımları var. Kimisi şöyle tanımlıyor, kimisi böyle. Hangi davranış için soruyorlar sana bunu, onu bir anlayalım. Yani karşındakini böyle sürekli bir damarına basıp basıp kışkırtıp ondan sonra da ya tamam hayatım. Bu pasif agresif tavır. Gençler bu tabiri 4-5 farklı konuda bana ilettiler. Ben de dedim ki acaba hangisini karşılıyor bu? Yani hangisi için kullanıyorsunuz bu tabiri? Şimdi bu senin söylediğinse eğer bu pasif agresif manipülasyon. Manipüle etmek. Sonra da yanlış anladın canım. Sen beni yanlış anladın. Ben ne yaptım ki? Bak bunun en güzel yöntemi şudur. Manipülasyonda çok üstad bir yöntem söyleyeyim size. Bir insanı kıracak bir şaka yaparsınız. Gerçekten kıracak ama kaba değil, ince bir şaka. Kırar onu. Sonra dersiniz ki canım sen de ne alıngansın ya. Bak yine o suçlu oldu. Hem dayak yedi hem de suçlu oldu. Yani, bu çok kral bir manipülasyon. Üst düzey. Ve bizim toplumda ben her gün bununla karşılaşıyorum. Çok görüyorum etrafımda. Bir de bunu yapanlar kendilerini çok zeki zannediyorlar. Yani diyor ki ah ben nasıl akıllıyım. Bak işte hem ona çok kötü bir laf soktum, iğneleme yaptım. Hem de dedim ki çok alıngansın canım, şakayı da hiç kaldıramıyorsun gibi. Bu manipülasyon, bunların böyle şeylerle karşılaşıyorsanız eğer kötü niyetli olduğunu, sizi rencide etmek için çevrenizde olduklarını anlayın. Siz şakayı kaldıramayan biri değilsiniz. Tam tersine böyle hakaretlerle karşılaştığınızda da cevabı verin derim ben her zaman için. Çünkü o içinizde sonra yara olur. Yani söyleyin orada. Ben böyle şakalardan hoşlanmıyorum. Ben şakayı kaldırıyorum da sen hadsizsin demek lazım. Sen hadsiz birisin. Demek ki sen nerede nasıl şaka yapacağını bilmiyorsun. Onu bir öğren demek lazım. Çünkü en kötü şey, benim bu konudan mağdur olan çok danışanım oldu. Şöyle bir konu var. Siz kibar olmaya çalışıyorsunuz insanlara. Onlar iyice bunu zayıflık olarak algılayıp sizin üstünüze geliyorlar. Çizgiyi çekin yani. Hiç öyle çok da kibar olmanıza gerek yok. Evet. O şeyi kurmak lazım yani. Çünkü zaten belki de onların anladığı dil kibarlık değildir. Peki bunun narsistlikle bir ilgisi olabilir mi Adil? Tabii ki narsist davranış. Şimdi bir kere ben çok zekiyim ve yanımdakini her zaman kandırabilirim. Onu manipüle edebilirim. Ve yine de beni suçlamaz. Hatta beni yine de yakın dostu olarak görür diyen insan narsist. Çünkü müthiş bir zekası olduğunu düşünüyor. Oyun oynuyor. Ve sonra diyor ki bak yine ben galip geldim. Onun için her davranış, her sohbet bir oyun.
Hepsinde galip gelmesi lazım. Hepsinde bir satranç tahtası var. Sürekli oyun oynuyor. Bazen insanların duygularıyla oynamaktan haz duyuyor. Kırmızı sinyaller verirler bunlar ama. Ya her zaman kendilerini saklayamazlar. Ne o sinyaller? Onlar verir de biz görmezden geliriz. Bak bütün konu burada. Şimdi ben bir söz okumuştum yıllar önce. Başkalarını kırmama korkusu eğer kendini koruma korkusundan daha ileride geliyorsa, daha yüksekse sen hep kırılırsın. Bazen bir insanın sana saygısızlık yaptığını anlarsın. Çok ince iğnelemeler yapar, seni böyle hafif rahatsız ettirecek. İşte orada, tam olarak orada gereken cevabı vermen lazım. Hiç bana yapmaz diye düşünme. Yapar yani. Seni deniyor çünkü, senin sınırlarını deniyor. Acaba hangi cümleme kırılacak falan. Sen hemen orada hızlı bir şekilde kesip, bana saygısızlık yapma ya, seninle bütün ilişkimi keserim yani, sen benim hayatıma giremezsin, senden anında vazgeçerim dersen geri adım atar. Der ki abi dakika, bu ciddiye almam gereken birisi. Bazı insanlar bu kesin tavrı gösteremiyorlar çünkü diyorlar ki kırılır. Kırılır. Ama o insan seni sürekli kırıyor zaten. Sen niye sürekli kırılıyorsun, tabak mısın? Sen içten kırılıyorsun, içten böyle sürekli kendine zarar veriyorsun. Hemen onun dilinde konuşacaksın. Hemen diyeceksin ki aa canım ya, çok seviyorum, çok zekisin. Ah bayılıyorum. Ama birazcık daha çalışman lazım diyeceksin. Onun dilinden konuşacaksın ve hemen iletişimi keseceksin. Çünkü aksi takdirde o seni kırmaya devam eder. İğneleme yapar. Bak iğneleme yapan insanlarda müthiş narsist davranışlar var. Sıkıntılı dönemlerinde ortadan kaybolur zaten. Senin sıkıntınla hiç ilgilenmez. Başka insanların yanında laf sokar. Onlara seni rezil etmeye çalışır. Senin başarılarından rahatsız olur. Sen bir konuda başarılı olursun, rahatsız olur. Özellikle bizim toplumda en çok bu var. Evet. Haset. Haset. Yani sen başarılıysan aman benim düşmanımsın. Ama sen mağdursan, bir konudan sıkıntı yaşıyorsan seni çok seviyorum. Bizde mağdur edebiyatı hep iş yapar toplumda. Evet. Tamam mı? İlişkilerde de öyle. Çünkü biz zayıf halde olanı seviyoruz. Biz güçlü olanı sevmiyoruz. Çünkü güçlü olanı kendimizden daha güçlü görüyoruz ve bizim canımızı sıkıyor. Yani toplumsal analiz bu. Evet. Bana hiç kimse bunun tersini iddia edemez. Şimdi dolayısıyla bizim toplumda böyle bizim yakınımızdaki olanları bile desteklemek, onun başarısını istemek yok. Aman başı, Türklerle ilgili bir tane fıkra var ya, çok ilginç. Hangisi? Şimdi bu bizim ilişkileri de anlatan bir fıkra. Hani böyle şey fıkraları vardır ya işte, İngilizler, Almanlar, Türkler falan. Şöyle bir fıkra, ben dinlemiştim, çok komik geldi. Zebaniler var cehennemde. İşte bütün milletlerin olduğu birer büyük kaynayan kazan var. Hepsinin başında bir zebani var. Yani oradan çıkanı vuruyor, aşağı indiriyor. Türkler de bir zebani koymamışlar. Demişler ki ya tasarruf ettik, gerek yok masrafa. Çünkü zaten yukarı çıkan alttan biri çekiyor. Ama kimse yukarı çıkmasın çekiyor. Çeki. Ya bu böyle yani. Çok bu ilişkilerde doğru. De böyle. Mutlu oluyor mesela bir kız. Diyor ki en yakın arkadaşım beni kıskanıyor. Kıskanır. Evet. Çünkü haset var bizde yani. Hayır, biz aşk acısı çekerken mesela yanında 1000 tane dost bulursun. Bir de hepsi gaz verir sana yani. Evet. Hani ya zaten tabii. Sana layık değildi falan. Sana bu zayıf nettir. Durumdayken dostların çok. Bir sürü ama bulursun. Sen başarılıyken hiç kimse dost değildir. Evet, aynen öyle. İnsanlara şurada bir bilgi verelim. Kötü gün dostu, hayır iyi gün dostu. İyi gün dostu. Kötü gününde Türkiye'de herkes yanında olabiliyor. Çünkü sen zayıfsın zaten. Sen iyiyken, zirvedeyken sana içten, gönülden, helal olsun, seninle gurur duyuyorum diyen dostun var mı? Yok. Kesinlikle, evet. Mutluyken yanınızda dost bulun diyerek o zaman programı noktalayalım bugün. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Teşekkür ediyorum. Yine çok keyifliydi. Sağ ol. Yeniden görüşmek üzere i̇nşallah, o halde. İnşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.